vuruyorum. O yüzden bak, hakemleri hizaya sokun, hakemleri itin. Dün televizyonu kırıp bugün masayı da kırdı. Daha geleceğim, daha bir dakika. Benim sadece Ulenberg'e değil cevabım. Hakemlerin hakkını savunacak Türkiye Futbol, Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Başkanı'na yeni seçilen, bence benim yaptığım ya da iddia edildiğine göre illegal olan başkanına da söyleyeceklerim var. Ona da geleceğim. Abi, var odası konuşmasında. Hocam tamam. Şimdi bir Galatasaray Forul Constanta karşılaşması oynandı bugün. 4 gol de Constanta'dan geldi, Forul'dan geldi. 4'ünde onlar attılar çünkü birisi yedi, kendi kalesine attı. O maçın gollerini bir DSF olarak vereceğiz ama yani yok, goller yok diyorsunuz, tamam. Ama beni hayretler içerisinde bırakan olay, bir akademiye, Galatasaray'ın hazırlık maçında bile, Fatih Hoca'nın sözüdür bu, biz hazırlık maçı değil mahalle maçında bile kazanmak zorundayız. Yani müziği verseniz arkadaşlar. Bir de tweetleri de verin lütfen. Galatasaray'ın Forul Constanta'ya yenilmesi beni sükut hayale uğrattı. Sonrasında maçın önüne geçen bir şey oldu. Nedir o? Hacı. Yıllar sonra bir şeye cevap verdi. Ekrana getirebilir miyiz Hacı'nın o sözünü? Bir numara bir ekrana gelsin. Bir numarayı görelim. Alt tarafa da yazalım Hacı Malek mi? Ben sonra böyle laflarla yapılmadı. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Siz başka insan, diğer insanları bırakıyorum bu konularda konuşmaya. Ben sahada konuştum. Bunlar benimle cevap verecek bir soru değil. Ben soru böyle laflarla yapılmadı. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Siz başka insan, diğer insanları bırakıyorum bu konularda konuşmaya. 3 numarayı bir getirelim. 3 numara. Daha doğrusu 5 numara. FIFA anketi neydi arkadaşlar? Ha, yok, 3 numara. FIFA'nın ne anketi vardı? Tamam, bir getirelim. FIFA'nın bir anketi vardı. Hacı mi Alex mi, siz de yazabilirsiniz Allah'ım ya. İşte bakın, böyle gözüm gönlüm böyle bir anda okşanıyor. Bir tam ekran verdik. Arkama verebilir misiniz sevgili arkadaşlar? Hacı mi Alex mi? Who was better diyor. Yani Alex, hangisi sizce, yani bakar mısınız? 2 Mart 2021'de FIFA'da işini öğrenmiş artık. Nereden ne alacağını çok iyi biliyor. Hacı mi Alex mi? Ben şimdi bu soruyu en başta kime sorayım? Deniz Hocam, hangisinin maçını yönetirken daha çok heyecan duyarsın? Ertem, Alex Türk futbolunda bir profesördü. Ama Hacı de ordinarius. Dolayısıyla bu kıyaslamanın yapılması bile abes-i iştigal teşkil ediyor. Evet. Bence yani Alex Hacı tartışmasız önde gelir. Yapılan anketlerde de muhtemelen öyle çıkar. Evet, Alex karakter olarak Fenerbahçe'ye kattıklarıyla iyi bir futbolcuydu ama Hacı de UEFA Kupası'nın Türkiye'ye gelmesinde çok büyük tam ekran verseniz etki sağladı. Tam ekran. Dediğim gibi Alex profesörse Hacı ordinaryustur. Spikertem, benim Twitter hesabım Var Odası Sesi etiketiyle ben Hacı diyorum bu arada. Daha yeni başladı anket. %61.1 Hacı, %38.9 Alex diyorlar. Emre Bol'a dönelim. Emre, yıllarca Alex'le beraberdin. Beraber iş yaptın. Saha içinde, evet, beraberdin. Saha dışında. Alex'le Türkiye'de ilk defa kral kostümünü ben giydirdim Ertem. Kral kostümünü. Evet. Kral kostümünü. O röportajı sen mi yaptın? O röportajı ben yaptım. Evet evet, yani Emre yaptı. Meşhur kral kostümü. Abi şöyle anlatayım ben sana hikayeyi. Hem de insanlar da biraz dinlesin ama öğrensinler. Şimdi maç, ligin bitmesine 2 hafta var abi. Ümit Karan'la Alex yarışıyor. Galatasaraylı Ümit Karan'la Alex yarışıyor. Alex kalan son 2 maçta hiç gol atamazsa, Ümit Karan da 4 ya da 5 gol atarsa Ümit Karan gol kralı olacak. Sondan geri dönmüşler. Bir hafta önce ya da 2 hafta önce. Öyle bir muhabbet var. Gittim şey, kral kostümünü aldım abi. Gittim kostümcüden. Böyle güzel şey, taç, pelerin, eline asası filan. Geldim şeye, Samandıra tesislerine. O zaman şey var, bizim tercüman Samet. O da var yanımızda. Doğru mu Samet? Ha, doğru mu Samet? dedim ki, ben dedim böyle böyle röportaj yaptım. Röportajdan sonra dedim bu kostümü giydirmek istiyorum. Alex dedi hayır. Hayır dedi, olmaz. Niye? Ben daha kral olmadım dedi. Daha 2 hafta var. İşte böyle böyle olursa Ümit Karan beni geçer.
Ben de bu kostümü giydiğim için olmaz dedi. Giymemem lazım dedi. Ya ben dedim sana söz veriyorum. Sen bu kostümü giy. Kostümü giy. Ben senin fotoğraflarını çektireyim foto muhabir arkadaşıma. Çeksin. Kral olduktan sonra yayınlayacağım dedim. Abi ağzından girdim, burnundan çıktım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Kostümü giydirdim. O sene de Alex gol kralı oldu. Avantajlıymış zaten. Zaten avantaj. Yani 4-5 gol vardı aralarında, fark vardı. Şimdi bu karşılaşmayla, bu soruyla o kadar çok karşılaştım ki. Bak bu fotoğraf. Bu foto beraber de fotoğrafımız var. Onu da bulun onu da arkadaşlar. Bulursan, onu da bulursan beraber de fotoğrafımız var. Şimdi bu karşılaştırmayı tabii çok sordular. Bu, ben de bunun cevabını verdiğim zaman Fenerbahçe taraftarlar bana hep küstüler. Oğuz abinin bir tweet'i var onu. Abiciğim bir kere oyunculuk olarak, kariyer olarak Hacı bambaşka bir şey. Yani Hacı, ben bu ikisinin kıyaslamasına inan yapamıyorum oyunculuk anlamında. Fakat şimdi Ertem Şener şöyle bir anket yapsa, hangisini daha çok severseniz yapsa. Ümit Karan demiş ki yine olamadım gol kralı. İskenderun Spor Teknik Direktörü Ümit Hocam'a çok saygılar, selamlar. Ümit Hocam hatırlıyordur. Adamsın Ümit Karan, Ümit Hocam bir tanedir. Selam olsun. İyi ki varsın Ümit Hocam. Hatırlıyordur. Çok çok tebrikler. İskenderun Spor'u şampiyon yapacaksın inşallah. İnşallah. Evet. Abi Hacı başka bir seviye. Zaten oynadığı takımlara baktığın zaman Avrupa'nın hakikaten dev kulüplerinde forma giydi. Çok iyi, önemli başarılara imza attı. Karpatların Maradona'sı abi. Adamın dünyadaki ismi yani. Dünyada futbolla ilgilenen herhangi birinin tanıdığı bir isim Hacı. Ama Alex biraz böyle yerel kaldı. Bize kaldı. Fenerbahçe'ye kaldı. Ver. Yaptığı çok önemli şeyler var. Alex'in çok büyük başarılığı var. Türkiye'de inanılmaz başarı imza attı. Ama bu Hacı mı Alex mi kıyaslamasında ben her daim oyumu Hacı'den yana kullandım. Ha, Ertem Şener şöyle bir şey yapsın. Anket. Hacı'yı mı daha çok seversiniz? Alex'i mi? Bence Alex daha çok seviyordur. Tamam, o anketi de yapın. Bak benden. Gel onu yap. O anketi de yapın benden. Hacı'yı yap. Mi daha çok i̇yi seviyorsunuz? Alex, iyi futbolcu, iyi futbolcu, iyi futbolcu. İyi futbolcu. Bence Hacı'dır. Hacı'yı mi daha çok seviyorsunuz ama Alex'i mi? Evet. Karakter anlamında Alex biraz daha sevilen bir karakter. Şimdi Hışar, bir saniye. Evet. 6 numarayı bir görelim. Alex de demiş. Sizsiniz, bir sessiniz falan otobüs giderken yaptı falan. Onu böyle biraz antipatik yaptı. Alex 6 yani. Numara. 6 numarayı da bir görelim. 6 numarayı. Alex mi Hacı mi sorusuna cevabı Alex de Souza veriyor. Bir görelim bakalım. Alex mi Hacı mı? Hacı. Hacı. Neden? Hacı foi minha referência de infância. Hacı tinha 16 anos, eu vi o Hacı jogar muita bola na seleção da Romênia. Era um dos caras que eu olhava e queria fazer algo parecido. Hacı, çünkü Hacı benim çocukluktaki referanslarımdan bir tanesiydi. Ufakken oynarken Hacı'nın yaptıklarına bakıyordum ben. Sonra Galatasaray'a geldiği dönemde de takip etme fırsatım oldu. Biliyordum neler yaptığını, Avrupa'daki dönemini de biliyordum. O yüzden çocuklukta takip ettiğim biri, bir şeyler almak istediğim biriyle kendime karşılaştırdığım zaman aynı cevabı veririm.